Döner var, kebap var. Buyurun efendim. Bir de tam servis aç, müşteriler geliyor. Buyurun, buyurun efendim. Tuvalet ne tarafta? Arka tarafta. Önce ben gireceğim. Hayır, ben gireceğim. Hayır, ben... Sana uzun zamandır anlatmak istediğim bir şey var Nalan. Nedir Mert? Cesaretimi toplamam çok zor oldu. Söyle hadi, söyle. Çok kakam var. Ne? Midemde bulanıyorum. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim Nalan. İki dakika bekle, hemen geliyorum. Çok kötü. Sen git, ben geliyorum. Sayın seyirciler, son bir haftada anlaşılamaz biçimde ortaya çıkan zehirlenme vakalarının sırrı sonunda çözüldü. Salgın hastalık şüphesinden dolayı Yunanistan'ın sorun çözülene dek Türkiye'ye sınır kapılarını kapatmasıyla bir de küçük siyasi krize neden olan zehirlenmelerin nedeni bir bal firmasının ucuz fiyattan siparişe sunduğu ürünler çıktı. Satışı yasaklanan ve il sağlık ekipleri tarafından toplanıp imha edilmeye başlanan balların üreticisinden haber yok ama Bal Mağdurları Federasyonu'nun bugün yaptığı ortak açıklamayla söylentilerin gerçek olduğu da kesinleşmiş oldu. Şimdi bugün yapılan açıklamanın eğlenceli görüntülerini izleyelim. Arkadaşlar, günlerdir Türkiye'nin dört bir yanında yaşanan mütemadi münferit olayların nedenini çözmüş bulunmaktayız. Vatandaşlarımızda görülen zehirlenmenin kaynağı işte bu bal markası arkadaşlar. Efendim, problemin baldan kaynaklı olduğuna nasıl emin oldunuz? Bizim laboratuvardaki arkadaşlardan da yiyip zehirlenenler olmuş. Onlar şüphelerini iletti, araştırdık, ortaya bu çıktı. Efendim, sendromlar sadece bal yiyenlerde mi görülüyor yoksa herhangi bir bulaşıcılığı var mı? Bu konuda net bir şey söyleyememekle birlikte vatandaşlarımıza yine de ihtiyatlı olmalarını öneriyorum. Bu süreç boyunca etki altında kalan bütün vatandaşlarımız hastanelerde ayrılan karantina bölgelerinde müşahede altında tutulacaklar. Ben de bu arada bir şey söylemek istiyorum. Başkanım iyi misiniz? Çok pis, midem kötü oldu, ben çok sıkıştım. Başkanımıza yardımcı ol. Eyvah, bu da bal yemiş, bu da bal yemiş. Gitti. Bismillah, o ne lan? Ne oluyor lan? Ne olacak? Sadin'in ayaklarının gölgesinde uyudum sabaha kadar. Böyle bir ayak olabilir mi ya? Bu ayak değil ki oğlum bu. Orhun anıtı bu lan. Sabaha kadar insanlık tarihi gözümün önünden geçti şerefsizim ya. Ya Murat, beni bir daha yüzüstü yatırmayın oğlum. Alkollüyken yüzüstü yatırılır mı ya insan? Çok tehlikeli ya. Sonra kendi karamsarlığımda bu olur. Ahmet, bir sus Allah aşkına ya. Hani böyle uykudayken dışarıdan bir uyaran geldiği zaman rüyan değişir ya. Aynen öyle oldu. Benimki de tam o hesap. Arkadaş baş parmağını bir oynatıyor, he lan. Arkadaş çık parmağını salladı, zelzele oldu. Bileğini salladı, çığ düştü sabaha kadar. Ne kadar doğal afet varsa hepsini gördüm. Hadi kalk lan. Murat abi, ben senin hakaretlerini uyurken de duyabiliyorum abi. Allah aşkına kalkmayayım ya. Bak gördün mü? Uyumuyormuş. Hatun gidin lan. Devlet paralı yatsıza çevirdiniz burayı. Hadi gidin. Yanlış söyledin kardeşim. O senin söylediğin şimdiki eğitim sistemi. Eskiden şöyleydi. Devlet parasız yatılı. Ayrıca benim ayaklarım da o kadar büyük değil yani. 45 numara alt taraf. Tabii canım, tabii senin ayakların büyük değil, dünya küçük sade. Ayrıca uygun bir açıyla suyun üzerinde doğru durursan batmazsın da sen. Geçin geçin, dalga geçin anasını satayım. Dış görünüşümle dalga geçin, konuşmamla dalga geçin. İyice şamarolanına döndük zaten. Düşene bir tekme de siz vurun. Sadiciğim, zaten teknik olarak senin düşmen imkansız. Düşersen de kendi ayağının üzerine düşersin. Çak! Hayt ulan, Nistel Roy gibiyim lan. Her ortamda çakıyorum, iyi mi? Dur! Ha, Türkiye güzeli girdi mi? Ana, koltuğunun altına bir sancı girdi. Of, arkadaş biz nasıl insanlarız ya? Şu halimize bak ya. Adamın koltuk altına kramp girer mi lan? Vallahi kramp mı bilemedim Ahmet. Böyle bir sancı var ama. Kramp girince nasıl anlıyoruz ya? Sadeciğim. Natul kardeşim, eğer vücuduna bir şey girerse anlarız. Ya oğlum ya, biz spora mipora bir cime mime bir şeye yazılalım ya. Yemişim kariyerini sağlık için Cemcir. Bu böyle olmaz oğlum ya. İçip içip bulduğumuz yere sızıyoruz. 35'imiz gelmeden gebereceğiz ya. Öyle bir şey olmaz oğlum, rahat ol. 36'ya geldim bak, zımba gibiyim. Ayrıca sen niye eline geçen her fırsatta ihtiyarlık vurgusu yapıyorsun? İt. Değil misin? Orta yaşlıyım oğlum ben. Orta da yaşlısın. Devam edin, devam edin. Birbirinize zekice laflar sokmaya devam edin. Hiç rahatsız olmayın. Ben böyle acımdan geberirim burada. Ya var ya, kesin tüle yarıyor. 50 kere aradı bak, 50 kere.
Beni de aramış ya la. Önemli bir şey olmasın, açak mı? Ya yok oğlum ya. Arayacak şimdi, getirecek bize yine aptır saptır işler. Biz kabul etmeyecek, fırçayı basacak bize ya. Bırak keyfimizi kaçırmayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor lan? Anam. Kulağım çınlıyor ya. Biri beni çok pis anıyor Cemcir. Allah belanı versin Ahmet Kural. Allah belanı versin. Kızımın sınavı vardı bugün. Bir yıl çalıştı bu sınava girebilmek için. Senin yüzünden sınava giremedi benim kızım. Sana hakkımı helal etmiyorum. Allah belanı versin Ahmet Kural. Sayın seyirciler, balların satışı durduruldu ama etkileri devam ediyor. Değişik semptomların görüldüğü birçok hasta acilleri doldurdu. Hastaneler doldu taştı. Bal sendromunun faturası firmaya ve Ahmet Kural'a pek de hafife patlamayacak gibi görünüyor. İstanbul ve Ankara'daki Tüketiciyi Koruma Derneği büroları bal firmaları ile ilgili başvuru dilekçelerini artık kabul edemeyeceklerini duyurdular. Bal mağdurları dün gece 11'de Galatasaray Lisesi'nin önünde toplu protesto düzenleyeceklerini söylemişlerdi. Fakat henüz kimse iyileşemediği için gösteriye fazla katılım gerçekleşmedi. Gelenler de çevredeki vatandaşlar tarafından bal yememekle ve samimiyetsizlikle suçlandılar. Gelecek günler nelere gebe bilinmez ama siz ne olur ne olmaz bir süre adını duymadığınız hiçbir markadan bal yemeyin. Tekrar ediyorum, ne olur ne olmaz adını bilmediğiniz markalardan bal yemeyin efendim. Bal yiyin efendim, bal. Sevgili seyirciler, yanımda gerçek bir üstad Ahmet Kural var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sevgili Ahmet Kural, seyircilerimiz sizleri mükemmel fırsatlarınızla tanıyor. Bugün bizlere ne gibi sürprizler hazırladınız? Şimdi seyirci gene beni karşısında görünce acaba diyor Ahmet Kural bu sefer bize ne sürpriz hazırladı. Ama bu benim suçum çünkü karşılarına çıktığım her seferde farklı bir sürprizle çıkıyorum. Bu da doğal olarak seyirciyi artık yani alıştırdı. Balımızdan bahsedelim mi biraz? Bilmem, bahsetmeye gerek var mı? Efendim, en kaliteli arıların arasından sınavla seçtiğimiz 1500 özel yetenekli arının itinayla hazırladığı A, B, C, D, E, F, G, H, V, H, V, C ve K vitaminleri açısından üst düzeyde doygun, enerji bombası, bilindik bilinmedik bütün hastalıklara iyi gelen, ki kadın hastalıkları da buna dahildir efendim, hasta olmayanların da hasta olmalarını engelleyen, direkt buraya yönelen, kafa açan, zeka arttıran, görmeyi arttıran, uçuk olsun, nasır olsun, basur olsun, bunları anında yok edebilen baldan bahsetmeye gerek var mı sizce? Biz balımızın ne kadar muhteşem olduğunu zaten biliyoruz Ahmet Kural. Ama çok pahalı olduğunu da biliyoruz. O yüzden pek alamıyoruz. Ne güzel söylediniz. Ahmet Bey, diyor seyircilerimiz. Biz bu balın muhteşem, olağanüstü şahane olduğunu biliyoruz fakat alamıyoruz. O zaman sürprizi açıklamanın vakti geldi. Sadece ve sadece Ahmet Kural'ın kişisel garantisiyle, bakın tekrar altını çiziyorum. Sadece ve sadece Ahmet Kural'ın kişisel garantisi ile, hemen de söylemek istemiyorum, kalbi olanlar düşüp bayılmasın. Efendim hazır mıyız? Geliyor. Ahmet Kural'ın kişisel garantisiyle 4 adet kavanoz bal 6 lira. Evet, yanlış duymadınız. Öldüğünüz cennete gitmediniz. 4 adet kavanoz bal 6 lira. Ama Sayın Ahmet Kural, bu gerçekten çok şaşırtıcı. O zaman sürprizlere devam edelim. Ya ne olur beni bu gece durdurmayın. Bu gece benim sürpriz gecem. Efendim, alt yazıda görmüş olduğunuz numarayı arayan ilk 250 kişiye. Bakın şöyle bir dik geldi şimdi bunu duyanlar. Ama onlar da ne yapsın? Kaç kere geçecek böyle fırsat ellerine? Efendim, arayan ilk 250 kişiye 4 adet kavanoz bal sadece ve sadece 4 lira. 250 kişiye. Evet. Frengi AIDS veren veba damar damar üstüne binmesi, her türlü kanser, fıtık nezle topuk dikeni, ırkçılık, faşizm, burjuvazizmi, bunlar balımızın çare olduğu hastalıklardan sadece birkaç efendim. Bir saniye, hemen bir haber geldi. Deprem mi oluyor? Ah, espri yaptım, manyak. Efendim, şu an bir haber geldi. 250 kişilik kontenjanımız dolmuş. Yalnız Ahmet Kural'ın kişisel karizmasıyla size bir olanak daha sağlıyorum. 150 kişi daha arttırıyorum efendim kontenjanı. Arayan ilk 400 kişiye 4 adet kavanoz balımız sadece ve sadece 4 lira. 400 mü? Keşke yayında olmasak da ben de hemen arayıp alabilsem. Ha, bu arada isteyen istediğini alabilir yani. Tek kişi 20 kavanoz da alabilir, 50 kavanoz da alabilir. Hiç almayabilir de efendim. Önümüz bayram. Ben olsam giderim eşime bir tane alırım. Kendime bir tane alırım. Ondan sonra önümüz karne tatili. Çocuğu ödüllendirmek için ona da bir adet kavanoz bal alabilirim. Ondan sonra sevgililer günü. Giderim baldızıma bir tane alırım. Bu arada BTTB, mottomuz. Baldızdan tatlı tek bal. Ondan sonra önümüz efendim 19 Mayıs. Giderim mahalledeki gençlere birkaç adet kavanoz bal alabilirim. Ha, 4 adet kavanoz bal 4 lira. Fakat sadece 4 kavanoz bal mı veriyor Ahmet Kural size? Tabii ki hayır. Ahmet Kural'ın kişisel karizmasını kullanaraktan 4 kavanoz balın yanında, sıkı durun, hazır mıyız? Tutamıyorum kendimi.
8 adet firkete, onun yanında 4 adet 25 karat imitasyon plastik yüzük de hediyem olsun. Bu da size kıyağım olsun. Hadi. Fazla söze ne hacet var? Fazla söze gerek yok. Bal zaten kendini sattırıyor efendim. Bu mucize bal, bu mucize fırsat Ahmet Kural'ın kişisel garantisiyle evinize kadar geliyor. Şapşallık yapmayın. Bal alın, bal yiyin. Balaban balları, balaban süzük balları. Baldızdan tatlı tek bal. Saygılar. Bu arada kardeşlerim, 4 adet kavanoz balın yanında sizi boş bırakmıyorum. 8 adet de mesir macunu gönderiyorum. Takılırsınız. Ya benim bu Zeynep'in gönlünü almam lazım ya. Sadece Allah aşkına az bir sus da motorusta olsun. Sabahtan beri başımızın etini yedir oğlum sen ya. Bu eskiden de böyle mızmız mıydı, sonradan böyle oldu Ahmet? Eskiden bu adam bana bu kadar etici gelmiyordu yani Ahmet. Mızmızlık bununla kurulu kardeşim, paket halinde. Sadece sen de Zeynep'e söyleyeceksin oğlum. Olgunluk gösterecek ya. Büyütmeyecek. Kaç yaşında kadın lan? 23 yaşında Ahmet. Ya 90'lı bu kız. Bunu kabul edin artık ya. 90 ne lan? Oğlum onun doğum tarihi falan değildir sadece. Açlık şekeridir. Sen onu yanlış anlamışsındır kardeşim. 90 dedi ya la. La oğlum ben 90 senesinde TEDAŞ'ta amatör lisans topçuydum bak. Sağ açık oynuyordum. Düşün bak artık TEDAŞ diye bir şey yok. Özelleşti ya. Mesut. Çayla bizi panter yavrusu. 90 dedi ya la. Lan Murat. Kız doğduğunda Mustafa Yolaşan pazar programı sunalı TRT'de 4 yıl olmuştu ya. Biz bayağı yaşlandık. Ahmet sen ne diyorsun ya? Geçen de adam olacak çocuktan bahsedecek oldum. O ne dedi? Neyse daha fazla moralinizi bozmayayım. La oğlum benim adam olacak çocuk programına katılmış adam olmuş. Arkadaşım var lan. Anasını satayım zaman nasıl çabuk geçiyor ya. Vay anasını ya. Zehra ne diyor oğlum bu işe? Hale varken sana dünyayı zehir ediyordu. Zeynep'e ne diyor? İsraf diyor. Demek lan? Yani şöyle diyor. Ona harcanan malzemeyle en az 2 insan daha çıkarmış. Hatta onun gibi 3 tane çıkarmış. Yani Zeynep'in doğumu lüzumsuz yere ışıkları açık bırakmak gibi bir şeymiş. Annedim bunu da sevmedi yani. Sevmedi, sevmedi. Hele ikizinin olduğunu duyunca çıldırdı. İkizi mi var Zeynep'in? Sene sonunda bütçe fazlası vermemek için olan malzemeyi bu ikisini harcamışlar. Bunun başka açıklaması olamaz diyor. Allah Allah. Murat abi, eğer Zeynep'in biyografisini okusaydın Allah Allah demene gerek kalmazdı. Çünkü Zeynep'in ikizinin adı Kamil. Allah Allah. Sen ne anladın ki oğlum? Ben hani senin sevgilinin işte kardeşi falan diye ben hızım olacağız sonuçta yani. O anlamda şey yaptım yani. Kötü bir şey yok. Ben seni gaza getiriyorum. Ben biliyorum oğlum. Okudum. Salih abi söyledi ya. Salih abi nereden biliyor ya? Salih abinin bilmediği bir şey var mı Salih? Gözünü seveyim ya. Senin sayende kızın biyografisini almadık mı oğlum imzalı? Heh, resimli zannedip okumuş. Sadi. Hacamat etmesin lan seni bu Kamil. Vallahi tahminimce Kamil kardeşimizde yırtıcı santrafor fiziği var ama benim de boyum 1.90 abiler unutmayalım. Henüz kendisiyle tanışma fırsatı bulamadık ama umarım çok atarlı biri değildir. Kendi kaybeder yani beni biliyorsunuz. Mesut nerede oğlum çaylar ya? Murat Bey öncelikle ben çaycı değilim. İkincisi de abiler gelin şu televizyona bakın bence. Niye ne var ki televizyonda? Kuzey Güney'in tekrarı var izleyeceğim mi abi? Ya bir gelin diyorum işte. Allah Allah bu da artist oldu ya lan. Biraz konuşabilir miyiz? Pınar. Pınar bu kadar mıymış lan? Biraz uzay. Abiler önemli diyorum ya. Bir dakika Mesut'cum sen şöyle gel de marke olma. Şu an benim için bundan daha önemli bir şey yok Mesut'cum. Tamam kaybol. Abi bak gerçekten önemli. Şu televizyona gel bir bak. Ondan sonra konuşalım. Mesut'cum kaybol cümlesindeki anlamadığın yeri sen bana söyle. Ben sana uygulamalı göstereyim. Hadi abisin. İyi siz bilirsiniz. Pınar'cığım gel. Seni arkadaşlara tanıştırayım. Ahmet, Pınar, Pınar, Sacit. Memnun oldum. Ben de efendim. Ben de. Onların şimdi özel konuşacakları bir şey vardı. Şey yapalım. Biz içeri geçelim istersen. Olur. Aranızı halledin siz. Tamam Sacit hadi. Allah'ım yarabbim ya. Espriye bak Sacit. Salih abi niye okuyor ya Zeynep'in biyografisini? Salih abinin herhangi bir şey yapması için herhangi bir nedene ihtiyacı var mı Sadi sence? O da doğru. Ya oğlum bu herif çay may getirmiyor. Hadi gel çay alıp gelelim. Şeker içiyorum ben Ahmetciğim. Doktor hanım ben düşündüm, taşındım. Benim çarem sizsiniz. Nereniz ağrıyor? Şöyle şu kısımda enteresan, ilginç, garip bir ağrı var. Gitmek de bilmiyor bir türlü arkadaş. Vallahi benim bildiğim orada bir eklem yok. Ama konu siz olunca tabii emin olamıyor insan. Ya aslında konunun benimle de pek bir ilgisi yok. Sayın başhekimin bilinçaltıma 3. köprüyü inşa ettikten sonra ben de bir gariplikler oldu. Bir değiştim. Hayata bakış açım değişti benim ya. İyi uzanın şöyle. Aa vallahi uzandı ya. Cavit Bey, sizin probleminizin benimle ne ilgisi olabilir? Ya şimdi Feride Hanım, duyduğuma göre ben bir araştırma yaptım.
Sayın Başhekimim sizin eski işvereninizmiş. Bana bir tek siz yardımcı olursunuz. Kurban olayım, yardım edin bana. Ya ben artık onlarla görüşmüyorum ama pek. Ama kendisi çok şeker bir adamdır. Siz bir de gelin onu bana sorun. Şeker adamın laneti gibi çöktü üzerime, bırakmıyor, yapıştı. Halbuki bir suçum günahım da yok benim, taktı adam bana. Hani umumi tuvaletlerde bir tanesi kimliğini belli ederdi. O saatten sonra yapılan bütün kokusal ve gürültüsel şeylerin sorumlusu ilan edilir ya. İşte benimkisi de o hesap gibi ya. Adam bütün kötülüklerin anası belledi beni. Ne varsam benden biliyor ya. İyi de ben ne yapabilirim ki? Şey diyorum ya. Siz şimdi arasana sayın başhekimimi. Cavit güzel adamdır, iyi adamdır, hoş adamdır deseniz. Hah, belki bana olan özel ilgisi değişir. Yok Cavit Bey, mümkün değil, yapamam. O zaman ben de bunu yapmak istemezdim ama kasıklarımda ciddi bir ağrı mevcut şu anda. İsterseniz bir indireyim bakın. Ama uyarıyorum. Ben bile her gördüğümde tedirgin oluyorum, şaşırıyorum. Bakalım siz buna hazır mıymışsınız? Ben indiriyorum o zaman Tuman. Yok ben hemen arıyorum şimdi. Şimdi arıyorum. Efendim merhaba, Feride ben. Efendim şımartıyorsunuz beni ama. Bilmem, hala güzelimdir herhalde. Ya nereden buluyorsunuz bu tatlı sözleri? Efendim, ben sizi şey için rahatsız etmiştim. Benim bir arkadaşım var, Cavit. Evet, o Cavit. Evet, saçları kendini korumaya çalışan garip deniz canlılarındaki gibi. Yani ilginç bir benzetme oldu ama ona da evet. Efendim, kendisini telefona veriyorum. Yok, yok, yok. Basir ameliyatı oldu, götünü kestiler diye. Öldü de öldü, gözünü seveyim, verme. Hemen veriyorum. Öldü mü? Sayın başhekimim, saygılar efendim. Evet efendim. Evet, evet, evet. Ben organı bilemedim ya. Tabii insan doktor olunca her türlü kemiği organı adıyla biliyor. İnsan ayağında 26 kemik varmış. Hepsinin adıyla tek tek küfretti adam ya. Sayın başhekimim. Tabii tabii, o dediğiniz konuyu ben araştırdım efendim. Tabii sular seller gibi ezberledim. Ne demek? Siz bir şey yap diyeceksiniz de ben yapmayacağım. Sebep veririm boşu boşuna efendim. Evet. Efendim, frontal lob, parietal lob, oksipital lob, bir de temporal lob efendim. Ha, bir de bu şey, cerebellum efendim. Ses ve konunun hakim olduğu kısmı seçmişsiniz. Siz de az değilmişsiniz elli ama. Haftaya konumuz. Tabii tabii, göğüs kafesini araştıracağım ben efendim. Tamam. Evet efendim. Efendim, en güzel yerinizden öpüyorum. Yenge Hanım'a hürmetler efendim. Evet, siz içimde kıpırdatın. Ben Feride Hanım'a veriyorum telefonu. Hoşça, saygılar efendim. Ben o Tuman'ı indirecektim ya. Buyurun efendim. Ya efendim, artık utandırıyorsunuz ama. Çok naziksiniz. Tamam, teşekkürler. İyi günler. Ben o zaman gideyim. Yani. Ağzıma sıçtım Feride. Lan Mumcuk, benim burada ne işim var oğlum? Benim işim gücüm var ya. Bu dedeler de kim? Abi bak şimdi iyi serdi abi. Gidirdik, gidirdik, 32 dedik, işedik. Oğlum ne oluyor lan? Yoksa bizim haberimiz olmadan parayı bulduğunda Mark Zuckerberg gibi erken yaşta otobiyografini mi yazdın onda? Ben anasam not oldum lan, not oldu. Hayatta ben bir şey anladım, ayrıca ciddi gösterecekler. Kendisi iş gösterecek yani. İyi de niye lan? İyi de sen bir sor bakayım az önce dedim şimdi, bir sor bakayım. Didi, 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 ne dedi? Ezilenle ezen denizdeki dalga gibi yer değiştirmeye mahkumdur. Ezen ezilen, ezilen de ezen olduğu sürece zulüm bitmez. Bu döngüyü de ezme sırası geldiği halde ezmeyen kıracaktır dedi. İbretlik yani. Ne diyor lan bu? Erdem'in böyle şöyle ses çıkartıyorlar bunlar. Ben gideyim ya, anladın mı? Eline yapayım. Ne oluyor, eline yapayım? Lan oğlum, atari oyunu mu lan bu? Geçemeyince bana veriyorsun. Ne güzel işte, takıl dedelerle. Bu kadar dedeleri nasıl takayım ben? Koy dedeler yalnız bırakın. Sırf kendimi ikilere buldum. Ne gibi? Şemsi olacak üzerinde sözümü seçiyorlar. Oğlum bu neymiş lan? Sakın bir daha yapma. Hadi kalk, çabuk gidelim hadi. Fıtı fıtı fıtı. Allah kahretsin, öyle sonuç satı gelmiş. Öğlen neyi lan? Bundan ne oğlum? Lan! Lan Mumcuk, nasıl bir olaylara soktun lan beni? Abi yazma, iki defa okudun. Dedi, kusursuzum ben, kusursuzum. Ben güçsüzüm dedi.
Ya Murat, ben çok anlamam bu aşk maşk işlerinden yani. Pınar'cığım rahat ol, ben de anlamıyorum zaten. Biz de bu işlerin bakanı Ahmet Kural. Yalnız bir bölmezsen sevineceğim çünkü zor konsantre oluyorum. Tabii tabii, sustum hemen, hemen. Tamam, nerede kalmıştım? Heh, ben anlamıyorum bu işlerden ama sen öyle pat diye söyleyince işte... Neyi söyleyince? Anladın sen. Neyi anladım? Ya işte hani beni sevdiğini söyledin ya. Evet, Murat Cemcir'in cümlesidir, doğrudur, katılıyorum. Heh, işte ben de onu sormak için geldim. Yani o dediğin hala geçerli mi? Pınar, şu sorudan sonra sana karşı hissettiklerinle ilgili hiçbir fikrin olmadığını anladım, bu bir. İkincisi, aşk dediğin şey senin kaşar peyniri değildir, buzdolabına konulmaz. Bir de hiçbir şey göründüğü gibi değildir Pınar. Bak, duvara bak. Görüyor musun? Ya ben öyle analoji falan sevmiyorum. Yani bana net cevaplar ver. Geçerli mi değil mi? Geçerli Pınar'cığım. Tabii ki geçerli. Hah, işte ben de ondan sonra düşündüm ki... Yani acaba dedim, benim dedim ihtiyacım mı varmış sevilmeye? Bilemedim yani. Normal tabii ben öyle çok takılmam yani böyle şeylere de. İşte geçerliyse... Geçerliyse ne? İşte biz seninle... şey olabiliriz yani, tabii sen de istersen. Ne olabiliriz? Uyanam. İşte sevgili. Tamam, olalım o zaman. Nedir yani? İyi tamam, kolaymış ya. Ben de bir şey zannettim. Tamam o zaman, hayırlı olsun. Evet. O zaman şey yapalım. Ne yapalım? Bunu kutlayalım, bir yere gidip içelim. Aa ya bak, hemen öyle olmaz ki ama. Yani benim okulum var, işim var. Öyle fıçır fıçır gezemem ki seninle. Ya tamam, nasıl istersen öyle olsun, rahat ol. O zaman görüşürüz. Ha, görüşürüz. Değil mi yani, sevgiliyiz, illaki görüşürüz. Yalnız şöyle bir şey var. Acaba numaralarımızı mı alsak karşılıklı? Lazım olur. Anladım. Tabii böyle bir şey var, lazım olabilir yani. Sen numaranı söyle bana, ben seni çaldırırım. Tamam, tamam yaz. Şimdi bak, bizim bir de şöyle bir hizmetimiz var. Allah. SVGL yaz, 6931'e gönder, MRT, CMCR evine gelsin. Bak, bunu da herkese yapmam ha. VIP hizmet. Bana. Evet. Bak, istersen şöyle bir şey de var. SVGL yaz, boşluk bırak, MSYNR yaz, paket evine gelsin. Ne yapacağımızı bilelim yani. Balaban markasıyla satılan balların aslında bal olmadığı kesinleşti. Değişik kimyevi maddelerin karıştırılmasıyla elde edilen macun kıvamındaki maddenin içeriği halen araştırılıyor. Her kavanozda bulunan ve firmanın balların kalitesine kanıt olarak gösterdiği böcek kanatlarının da arılara değil, kanatlı karıncalara ait olduğu anlaşıldı. Yurdun dört bir yanında reklamın sunucusu Ahmet Kural'a ait resimler, fotoğraflar yakılırken sanal dünya Allah belanı versin Ahmet Kural sloganıyla doldu taştı. İnternette sadece bugün 5000'den fazla Allah belanı versin Ahmet Kural etiketli video yüklendi. Ahmet, belim koptu. Allah aşkına azat et beni. Ben bir taksiye binip gideyim ya. Ulan git de sen beni bırakıp gideceksin değil mi lan Samur? Ulan 40 yılda bir araba arıza yapmış. 40 yılda bir mi? Ahmet, bu araba yapıldığında henüz tekerlek icat olmamıştı kardeşim. Tekerleği bulup arabanın üstüne takmışlar. Ulan arabanın şase numarası bile Roma rakamlarıyla yazılı be. Sus ulan Semin. Allah Allah, biraz daha it. Hiç ekmek yemedin mi lan sen? Ahmet, arabanın kadranında sıfır yok biliyor musun? Niye? Çünkü bu araba yapıldığında henüz sıfır keşfedilmemişti. Aha! Vurduruyorum. Biraz daha it. Ahmet, bak dikkatimi çekiyor. Bu araba yokuşlarda problem yaşıyor. Niye? Çünkü bu araba yokuş çıkmak için tasarlanmamış. Niye? Çünkü bu araba yapıldığı zamanlarda dünyanın henüz düz bir tepsi olduğu varsayılıyordu. Yeter be. Biraz da ben bineyim de sen it. Hadi. Ulan bir takımda birden fazla general olmaz. Birlerin de asker olması lazım. Neden Ahmet Bey? Siz Gazi adlı dizide 1796 bölüm başrol oynamadınız mı? Sen alışkınsındır arka cepheye. Geç hadi geç. Bak beni nereden vurmaya çalışıyor? Beni? Benim zayıf noktamdan vurmaya çalışıyor. Ben yer miyim ulan? Sabit. Dayı! Dayı bir el at da şunu çalıştıralım Allah aşkına ya. Ne dayısı, ben kadınım be. Aa pardon teyze. Pardon. Ahmet Kural değil mi bu? Efendim ta kendisi, üstüne bastınız. Görüyor musun sadece beni tanıdılar. Allah belanı versin. Amin. Lan! Arabanın tekeri taştan kurtulmasın. Çalıştı ya lan. Allah kahretsin. Allah belanı versin. Alnın yere gelsin. Mimiklerin kurusun. Sadece bu var ya bak bu. Bu kesin salihçiydi çalgı çengide. Sadece'cim araba kararını değiştirmeden gidelim yavrum hadi. Ya Tülay, yemin ediyorum var ya, kredi vermek için zırt pırt arayan bankacılardan daha beter oldun ya.
Efendim? Oh, Ahmet Bey sonunda telefonunu açtı. Oh Tülay'cığım, ben meşgul bir adamım. Ayrıca ortalığı kasıp kavuracak bir filmin de başrol oyuncusu. Sadece o değil. Bir de başrolünde oynadığın bal reklamı var. O da maşallah kastı kavurdu ortalığı. Onu hatırlatma ya. Hatırlatma diyor ya. Türkiye çalkalanıyor, Türkiye. İnsanlar baldan zehirlenmişler Ahmet. Herkesin ağzında sen varsın. Ya Fenerbahçe Galatasaray maçında yanlış penaltı çalan hakem gibi oldun. Türkiye'nin yarısı senden nefret ediyor. Ne? Ne diyorsun Tülay? Herkes senden biliyor zehirlenmeyi diyorum Ahmet. Tamam hadi kapat telefonu, kapat. Ahmet, acilen bir araya gelmemiz lazım. Tülay kapat diyorum, kapat. Hadi yüzüne kapatıyorum, kusura bakma hadi. Ahmet ne oldu lan? Yüzün kül gibi oldu. Murat, Murat'ı bulmamız lazım. Ayrı bak şuna! Murat. Efendim bebeğim. Ya bak deme şöyle, fena olacak. Tamam ya, şaka yapıyorum, kızma hemen. Ne diyeceksin söyle. Ayrılalım mı? Nasıl? Ya bu iş olmuyor böyle. Ben gündüz okula gidiyorum, gece işe gidiyorum. Vaz mı geçsek? Pınar'cığım bak, sen şu an kendini dışarıdan göremediğin için saçmaladığının farkında değilsin. Bu böyle olmaz. Azıcık rahat ol ya. Bak her şey çok güzel olacak. Sen de göreceksin, senin de hoşuna gidecek. Yüzme biliyor musun? Ha biliyorum. Bitti gitti işte, bu kadar. Bu kadar mı? Evet. Allah Allah Allah, buraya gel lan. Gel lan buraya. Gel buraya gel. Gel buraya. Murat, Murat acil durum kardeşim. Ne oluyor lan? Konuşmamız lazım. Oldu o zaman, tamam. Ben gideyim. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Balım, bal peteğim. Ya ağzını, burnunu. Şimşek otun mu görüşün yemeyin bana be! Ne oluyor lan? Hadi ben gidiyorum. Sen de bir adam öyle bak, tamam mı? Hadi o zaman siz ikiniz konuşun, ben size kaçtım. İki dakika duramadın mı lan? İki dakika bana sahip çıkacaksınız. Ben size geç kalamam Ahmet. Yardımcı oyuncu sesi geç kalamaz. İki dakika geç kalsan ne olur lan? Kapıyı başka satsın, bir tek senden var anahtar. Babam. Lan ne oluyor? Anlatayım. Anam bayılacağım. Bayılıyorum valla. Lan bayıldı ya. Lan Ahmet. Şişt, bayıldı mı lan? Ahmet. Tamam bırak, ayıldım. Ayıldım, bırak gel anlatayım. Kaldır bir. Kaldır. Oh. Gel gel. Gel. Ne işi oğlum bu ya? Hayrına mı yapıyor bunu? Burası benim çalıştığım ilk yerdi. Daha 7 yaşındaydım. Babamla şurada pamuk şeker satardık. Sever misiniz? Sürekli farklı cevaplar verelim Şenol. Bari birimiz de herkesin. Severim efendim, çok severim. Hiç sevmem efendim. Ne Luna Park'ı ne pamuk şekeri. Nefret ederim. Şimdi burası benim oldu. Ben Luna Park'ları severim. Neden biliyor musunuz? Bilmiyorum efendim. Bilmiyorum efendim. Biliyorum efendim. Luna Park'ları severim. Çünkü Luna Park'lar... İnsanların iç dünyalarının açığa çıktığı yerdir. Burada insanlar silahla ördeklere ateş eder. Aynaların karşısına geçip birbirlerinin ucubeliklerine kahkahalarla gülerler. Arabalara binip birbirlerine çarparlar. Anlatabildim mi? Evet efendim. Hayır efendim, ben hiç anlayamadım. Ya Şenol, anla şunu. Allah aşkına ezber yapma. Şunun mantığını anla. Muhakeme yap biraz. Ne diyeyim lan? Evet mi diyeyim? Hayır mı diyeyim? Ne diyeyim lan? Bilal! Patron. Ellam, 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 ellam. İllam ya, ne anladım. Luna Park'ları severim ben. Çünkü Luna Park'lar aslında sizinle bizim aramızda bir fark olmadığının ispatıdır. Efendim zaten öyle bir fark yok. Hazır sözü açılmışken bizim film çekimleri çok iyi gidiyor. Yani sizin stres falan yapmanıza gerek yok. Yani salın kendinizi, relax, germeyin. Ben niye gerileyim Şenol? Kesilecek testisler benim değil ki. Vallahi benim de değil. Yani böyle bir şey olacağını hiç ummuyoruz. Yani çok içimiz rahat diye bir şey yaptım. Unutma Şenol. 5 hafta kaldı. 5 hafta. 5 hafta sonra. Her şey bitecek. İnşallah efendim, inşallah. Tövbe de lan efendim. Yani inşallah öyle bir şey olmayacak yani. Bilal. Patron. Arkadaşlara haftalık rutin gözdağımızı verelim.
sizi şöyle arabaya alalım. Yapmayın efendim, yapmayın. Yapın efendim, mustahaktır buna. Yapın anasını satayım. Allah senin belanı vermesin. Bir sus, bir sus ya. Anlamadın, bir türlü anlamadın şunu ya. Bu hakeme ne sıçayım seni, Şenol? Ya abiciğim, binelim dedim, binmeyelim. Efendim şimdi benim ehliyetim olmadığı için uygun kaçar mı bilmiyorum. Bir de sabahtan beri böyle belim, mıhınım falan çok ağrıyor benim ya. Binin lan! Şimdi bende de C ehliyeti var. Buna tutar mı? Onu da tam bilmiyorum ama... Çalıştırın! Yavaş, yavaş. Yalnız Basri abiciğim, bizimki çalışmıyor. Ben size demedim zaten Şenol. Easy, easy çocuklar. Sıkı tutun. Hakkı sıkı tutun. O fırtınla çekin. Kuyruk sokumuna doğru inecekler. Oğlum bak, yavaş oğlum. Sırf beleş yemeği reddetmek prensiplerime aykırı diye şu saçma sapan ortama katlanıyorum. Prensipli adam olmak ne zormuş lan? Sabah akşam böyle bir şey, ben de anlamıyorum böyle bir şeyde. Lan arkadaş, biz seni dünyaya tanıtalım o zaman. Nasıl Hindistan'da 12 senedir elini havada tutan adam var? Ne bileyim, taşaklarını sopaya dolayıp üç tur vuran adam var. Biz de seni öyle tanıtalım amına koyayım. Üstadım, sizi rahatsız ediyorsa bildirin lütfen. Rahatsız edin arkadaşım benim. Derdin ne sen amca? Ne dedi? Bir dostun verdiği derdi bin derbara değişmem dedi. Lan arkadaş, yemin ediyorum var ya, sabahtan beri büyük bir merakla bir belgesel izler gibi şu ortamda bulunuyorum. Ama artık bu kadar saçmalık benim için bile fazla. Ben gidiyorum Bumi. Al gidelim, bu antrenörü cenneti yalnız bırakma. Ben gidiyorum kardeşim. O ne lan? Ne bileyim, ikide bir aradan para toplayayım. Böyle para veriyorlar. Bumcuk, kardeşim çiçeğim. Bundan sonra seninle çok yakın arkadaş olacakmışız gibi bir his var benim içimde. BFF, best friend forever. Dolar yok mu bu amcalarda? Amcalar, bundan sonra dolar veriyoruz. Lütfen. Kalktılar orada, geç şuraya. Tövbe tövbe. Ahmet kardeşim, bizim ne işimiz olur Sadi'nin sesinde? Allah aşkına manyak mısın? Oğlum kalk gidelim. Ya oğlum, anca beraber kanca beraber Cemcir. Bütün Türkiye benden nefret ediyor. Sokağa çıkamıyorum lan. Arkadaş, üç kuruş için bilmediğimiz etmediğimiz işlere girdik. Mal mıyız bizdeyiz ya? Ya televizyonları görmedin mi oğlum? Bir adet hacı, bir adet metalci, bir adet de eski solcu amca bana sövüyorlardı lan. İtilaf devletleri gibi yek vücut hale getirdim ülkeyi. Kardeşim, sen de kendini artık bu kadar yıpratma ya. Ya gözünü seveyim Cemcir, son 50 yıldır ilk defa bütün Türkiye tek bir dileğe haiz. O da tez zamanda Allah'ın benim belamı vermesiyle. Şunlara bak oğlum, tiksinerek bakıyorlar burada bile bana. Yalnız Ahmet, sen o reklamda Ahmet Kural garantisi demeyeydin, iyiydi. Sen. Ben. Sen. Kim aldı bunu içeri? Ne diyorum lan sen, pofidik. Ablacığım, biz set ziyaretine geldik. Arkadaşımız burada oynuyor da ses çıkarmayacağız. Burada sessizce oturacağız, izleyeceğiz, sonra gideceğiz. Evet, arkadaş Zeynep Şimşek'in yakınıdır. İyi, kal, tamam. Kimse bunun verdiği şeylerden yemesin. Senin o elini dur. Ya, tövbe tövbe. Sen kimsin? Ben. Hı. Ben şey, ne yalan söyleyeyim. Ne yalan söyleyeyim? Oyuncu musun? Oyuncuyum amına koyayım. TEDAŞ'ta saha açık oynuyorum. Allah Allah! Ne kızıyorsun kardeşim? Bugün oyuncu seçmeleri vardı A'nın oğlu rolü için. Onun için soruyoruz. Allah Allah! Pardon, bakar mısınız? Deneme çekimlerine sadece ajansdan gelen oyuncular mı katılabiliyor, yoksa müfret olarak yekten ben katılabiliyor muyum mesela? Saçmalama, ne yapıyorsun lan, manyak mısın? Hadi hanımefendi, siz işinize bakın. Yalnız var ya, ben seni yazdım. Eğer benim setime denk gelirsen bir gün senin o saçlarının arasına sakız yapıştırmayan Ahmet Kural'ın ta ağzının orta yerine bırakayım ben. Oğlum ne yapıyorsun sen ya? İşime niye engel oluyorsun? Bu dizi en az 10 sene daha sürer. Oğlum manyak mısın ya? Merhaba abiler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Kel. Furkan, hoş bulduk. Yalnız Furkancığım, bir şey söyleyeceğim. Hayırdır, düğün sahnesi mi çekiliyor? Yok be abi. Zeynep Şimşek var ya, bizim başrol. He. Tanıyor musunuz onu? Biraz. He, sevgilisinden ayrılmış. Bak sen. Bir söylenti dolaşıyor yani. Abi, rivant bu. Nereden sekip kimin önüne düşeceği belli olmaz. Bak, herkes damat gibi geziyor ortalıkta. Hakikaten la. Mekanda acayip derecede karışık meyveli çay kokusu var. Parfüm o, parfüm. Işık ilk bir komple maniküre gitti dün. Anladınız siz. Işık ekibi diyorum, komple, komple. Maniküre git. Alayım ben onları. Alayım ondan sağa bu. Biz Zeynep'le ayrılmışız ya. Zeynep mi dedi? Yok, setten duydum. He,
Kötü haberi biz de az önce öğrendik sadece. Yalnız işine karışmak gibi olmasın da kardeşim. Bence bu konuyla ilgili sen git Zeynep'le bir konuş. Ondan bir teyit al. Öyle mi yapayım ya? Öyle yap Sadi. Hadi. Bana bak lan. Senin bu Pınar'la aranda bir şey var mı lan? Kardeşim o konuya hiç girmeyelim. Sadi'yi saadetimle boğmayayım. Onu iyi akıl verdiniz ya. Ben gidip bir Zeynep'le teyitleşeyim. Hadi bir teyitleş. Hadi. Nasıl yani lan? Şimdi biz buna akıl vermesek bu kızla konuşmayacak mıydı ya? Her madde zıttıyla tanımlanmaya mahkumdur. Yüksek olmadan alçak, alçak olmadan yüksek olmaz. Bildi, bravo. Oğlum sen ayakkabının arkası vuruyor demedin mi? Yok abi, dur, dinlemedim ben. He, aynı şey. Abi ben dayanamayacağım. Yanlış anlama. Abi canlanmayız beni. Lan oğlum azıcık daha sabret lan. Şu dedeleri az daha kaşıyalım, sakalımıza bakalım. Bak döner meyhaneki olsun sana her öğlen bedava yemek. Fala mı? He. Tamam hocam. Dedeler böyle bir toplanın. Bir şey daha söyleyecek Onur Bey. Tevazu olma. Gerçek sanırlar. Bildi, bravo. Bravo. Bak dedelere. Yalnız biz niye sürekli sizinle baş başa buluşuyoruz? Ben bunu bir anlasam. Bak kızım, kaç hafta geçti? Şu menajerlik işi için senden ses çıkmadı. Hayır, gönlün yoksa söyle, bileyim. Yok. Hadi ya. Canım sen de öyle pat diye cevap verme hemen. Acık düşün. Bakın, ben size iki haftadır söylüyorum zaten olmaz diye. Problem annen mi yavrum? Kaleyi içler mi fethedeyim, ha? Ben gideyim. Ya otur ya. Yok, ben gideyim. Ha bu arada, bana Sadi'nin cebinden Sadi'ymiş gibi mesaj yazmayın bundan sonra, olur mu? Görüşürüz. İyi günler. Jack ve fasulye sırrı. Gülüver cüceler ülkesinde. Çıkışta kapının önünde koca bir sokak lambası var. Eğil de başını çarpmasın. Bana oyuncak bebeklerimi hatırlatıyorsun Zehra. Sperm ve yumurtanın birleşmesinden değil, birinden meydana gelmiş gibi bir halim var. Baban biraz tutumlu muydu? Oo! Yükseklerdeki oksijen azlığından mı kaynaklanıyor bu tarz espriler? Yoksa gerçekten bir gelişim bozukluğu mu var? Aşağılıklaşma derdim ama laf esprisi gibi olacak. Seni gördükçe içimden sürekli bir Aziz Allah diyesim geliyor yürüyen minare. Sadi'ye iyi davran yoksa çok kötü yaparım seni Zeynot. Daha önce defalarca hemcinslerim tarafından tehdit edildim de ilk defa bu kadar aşağıdan geliyor. Onun şaşkınlığı var, kusura bakma. Sadi içeride mi? Hayır, halan çağırdı. Ev değil ya, mideni kastediyorum. Keko, sanki böyle Sadi'yi çiğnemeden yutmuş gibi bir halim var, devanası. Sende aşağılık kompleksi mi var Zehra? Ya bak dayanamadım, sonunda laf esprisi yaptım. Bak Zeynot. Seni çok sevemedim, ne yalan söyleyeyim. Sadi için biraz fazla akıllısın. Ben de seni sevemedim Zehra. Sadi senin yanında kötü kalpli duruyor. Sanki senin payını da ona vermişler. Oldu o zaman. Görüşürüz. Görüşürüz. Daha çok görüşeceğiz, merak etme. Çok özür dilerim. Mahkemeye geç gelinir mi evladım? Neredeydin? Luna Park'ta çarpışan otolara biniyorduk. Sayın hakimim. Dalga mı geçiyorsun? Arkadaşlarla Luna Park'ta mıydın? Yok ya, arkadaş falan değil. Tanımadığım mafyatik takım elbiseli hödükler. Bizi bir çarpışan arabaya aldılar. Bizim çarpışan arabayı bozmuşlar. Kumpas var yani. Ortaya alıp sağdan soldan çarpıp çırpıp durdular efendim. Cezaya ehliyet yoktur, raporu koparmaya mı çalışıyorsun? Ya Sabri amca, yaptıkları yanına mı kalacak bunun? Sabri amca yok kızım.
Mahkemede hakim beyim ben. O dışarıda. Ne oluyor ya? Siz özel mi görüşüyorsunuz? Kız gide gele tanış olduk. Bir de geç kalıyorsun. Mahkeme öncesi mecburen muhabbet ediyoruz. Bir dakika, bir dakika. Olmaz. Mahkemede şike var. Benim adalet duygum sarsıldı. Benimle de özel konuşmanız lazım. Konuş. Özel diyorum sayın hakimim. Karından ayrı gayran mı var? Karım dert değil ama şu yaz kızım çıksın dışarıya. Hani böyle apartmanda misafirini uğurlarken karşı komşu kapıyı açıp dikizler, konuşulanı anlamaya çalışır ya. Aynı bu şerefsizim. Resmen nifak tohumu. Ha şu mahkemenin duvarı, ha bunun suratı. Çık kızım dışarı. Vallahi mi hakim bey? Gereksiz gaza geldim ama laf çıktı ağızdan. Çık dışarı bir çay iç benden. Peki hakim bey. Sadece bir çay, fazla yok. Benim durumum malum, çocuk okutuyorum. Peki. Ya Hakkı ne yaptın? Mahkemenin kurul düzenini bozdun. Ben diyorum ki siz birleşin, çocuk yapın. Sizin evliliğinizdeki noksanlık çocuk. Kaç evlilik kurtardı çocuk? Çocuk olunca çiftlerin ortak dertleri peyda olduğu için diğer dertleri göremiyorlar. Çocukluktu, ergenlikti derken 15-20 sene geçer. Çocuk erkekse askerlikten kaçtı, bedeli çıktı, çıkmadı, GBT'de göründü, görünmedi derken 30 yıl devrilmiş. O saatten sonra da geçmiş olsun. Ne diyorsunuz çocuklar? Yani vallahi bilemedim şimdi. Hakkı hep çocuğa karşıydı. Ya ne karşısı? Ben istiyorum hakim bey. Hatta ismini bile düşündüm. Künk. Evet, çocuğumuzun adını Künk koyacaktık. Ama... Aması mı var? Biraz acele etmemiz lazım. 4 haftamız var. 4 hafta. 4 hafta içinde çocuğu koydum, koydum. Yoksa bittik. Taş taşlar. Naş naş. E ben de tabii orada numaramı çektim abiler. Zehra benden taraf oldu. Hop, o tekine şut. Lan ne pis adam mısın sen ya? Ne oluyor ya? Milletin saadeti sana niye batıyor lan? Ha? Ne ilgisi var kardeşim? Adam dağdan gelmiş bağdakini kovuyor ya. Sen vicdanını titreşime mi aldın? Sevenleri ayırmaktan büyük günah mı var? Herkes kendi işini niye yapmıyor o zaman kardeşim? Ben gidip millete kredi vermeye çalışıyor muyum ya? Kıskanıyor musun sen bunu yazabiliyor diye? Ne ilgisi var Allah aşkına? Yazıyorum, ne yazıyor? Hep belden aşağı şakalar, gırla küfür. O ne ya? Vallahi kıskanıyor. Resmen kıskanıyor. Lan adama hayret etmeyin lan. Size derdimi açtım. Abilerim beni anlar dedim. Elim bankacı vampirini benim üstümde tuttunuz. Puh! Yazıklar olsun size. Puh! Sen 2 dakika otur bakalım şuraya Vedat. Ya bırak Allah aşkına Rüstem abi. Şunlara bak ya. 2 günlük adamı benim üstümde tutuyorlar. Hadi otur, otur. Bak oğlum, bunun altı üstü olmaz. Kürenin köşeler olur mu hiç ha? Sen bu kızı seviyor musun? Ya şimdi onu sevmek demeyelim de. Tamam, sevmek demeyelim. Ama değer veriyor musun? Seviyorum ulan! Hah işte. Eğer seviyorsan onun mutluluğunu isteyeceksin. Açta karşılık bulmak, ceketinin cebinde para bulmak gibidir. Eğer varsa sevindirir, gününü güzelleştirir. Ama farz et ki olmadı. Cebinde para yoksa sen o ceketi giymeyecek misin? Ama ben mutsuz oluyorum Rüstem abi. Yoksa sen kendi mutluluğunu başkalarının mutsuzluğuna endekseyenlerden misin? Olabilir mi böyle bir şey? Ölüyorum anla sana. Gözlerimin önünde birbirlerini seviyorlar. Ben işkenceler içinde kıvranırken onların mutluluğundan ölüyorum. Rüstem abi, ben ölüyorum, yardım et. Biz seni böyle tanımadık Vedat. Ben iki kişinin arasına nifak sokmak kadar ayıp bir şey bilmiyorum. Sen gelişmiş devlet misin oğlum? Sana kötü karakter gitmez Vedat kardeş. Sempatik adamsın sen. Sana yakışmaz. Sana bu hatayı düzeltmek yakışır Vedat kardeş. Ben hakikaten çok ayıp ettim ya. Evet Vedat. Çok ayıp ettin. Ben biraz ağlayayım. (Gülüyor)
Sayın seyirciler, az önce İstanbul Haseki Hastanesi acilinde bir linç girişimi daha yaşandı. Bir hasta yakını konuşurken aşırı mimik kullanınca acildeki hastalar tarafından Ahmet Kural'a özenmekle suçlandı. Hasta yakınını güvenli bölgeye taşıyan jandarma ekipleri bıyıklı vatandaşlarımızın kendi güvenlikleri için konuşurken kaş göz oynatmamalarını tavsiye etti. Benim nerem Ahmet Kural'a benziyor ya? Ayrıca Ahmet Kural da kim? Ben daha onu tanımıyorum. Çalgı çengini amına koyayım ya. Baba bu hareketlere bak. Mendil lan mendil mendil. Yemek sana baktı ya lan. Kaca bakaca aç. Murat benim canımı sıkma. O göbek ne Ahmet Allah aşkına ya. Sen kendini iyice saldın ha. İyice saldın. Bak böyle devam edersen kardeşim Türkiye'ye mal olacaksın. Demedi deme. Güzel kardeşim ben her gün 200 mekik 500 tane de şınav çekiyorum. Mekikler yere meyilli, ayaklar havada. Yiğit. Şınavı nasıl çekiyorsun kardeşim? Kulaklarınla mı? Bir, iki, üç, dört, beş. Öldürürüm lan seni. Öldürürüm lan. Hasan. Kişileri burası. 200 mekik çekiyormuş. Yavaş çek. Mekik için ayağımın ucundaki deftere çarpı atıyorum güzel kardeşim. Yatıyorum, kalkıyorum, çarpı atıyorum. Yatıyorum, kalkıyorum, çarpı atıyorum. Çarpılar evde. Gel göstereyim sana çarpılar evde. Ha? Şınav çekerken nasıl çarpı atıyorsun kardeşim? Bıyıklarını boyayıp karton baskısı mı yapıyorsun? Şınav içinde delik açıyorum. Her şınavda bir delik. Benim balkonun tabanını perfore saç sananlar var ama alakası yok. Ha? Normal saçlı, ben o hale getirdim. İyi mi? Yalnız kardeşim güzel karşılık verdin bak. Tebrik ediyorum. Sırf şu güzel karşılıkların için diyorum sana bir tane takdirname belgesi mi yapsak Ahmet? Sisi nerede ya? Sisi! Neredesin lan? Bağırma oğlum ya, iş yeri lan burası. Sen bizim setlerde kala kala var ya, set raconu da unutmuşsun. Rüstem abi, Allah Allah. Efendim Rüstem abi. Ne haber Ahmet? İyi abi, sen nasılsın? İyi. Feride ile görüştün mü? Yok abi, ben Feride ile öyle sık sık görüşmüyorum. Haftada bir gün. Medeniyiz biraz. Aferin. Feride'nin hastanede olduğunun haberin yok yani. Yok, hastanede abicim. Hatta yazık kızcağız, haftanın 40 saati hastanede. Öyle değil lan. Kızcağız gene hastalanmış. Beni arayıp pijamalarını istedi. Ne diyorsun abi? Beni aradı diyorum. Feride hastanede. Ve gene beni aradı diyorum. Abi kusura bakma, kapatıyorum. Hem de yüzüne kapatıyorum. Ne olmuş lan? Bir saniye Murat. Efendim Ahmet. Feride neredesin? Şeydeyim ben. Arkadaşlarla takılıyorum ya. Feride kısa ama öz konuşacağım. Sana yazıklar olsun. Yazıklar olsun sana. Niye bana böyle yapıyorsun? He? Sen hastalanmışsın, yine hastaneye düşmüşsün. Ve yine beni değil Rüstem abini aramışsın. Arkadaş o kadar da söyleme dedik, saniyesinde yetiştirmiş sana. Yaşlı dedik, kalender olur dedik. Ama adam Anadolu Haber Ajansı disipliniyle çalışıyormuş meğer. Kısa ve öz konuşacağım dedim ya. Uzun konuşacağım anasını satayım. Feride sen niye bana böyle yapıyorsun ya? Ha? Bilelik mi? Ahmet, ben zehirlendim. Ne? Nasıl zehirlendin? Baldan zehirlendim. Pardon kardeşim ya, boşta bulundum Ahmet. Benim baldan. Evet Ahmet ya. Sen öyle anlatınca canım çekti, sipariş ettim ben de. Bir de Ahmet Kural garantisi falan deyince. Feride öyle deme, 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 öyle deme. Feride vallahi camdan atarım kendimi, yapma böyle ya. Neyse Ahmet, ben midemi yıkadılar şimdi. İyiyim, daha iyiyim yani. Geliyorum ben. Feride sen neredesin? Söyle bana, geliyorum. Ahmet bizim hastanedeyim ama sakın gelme. Burası bazı edelerle dolu. Bak duyuyor musun beni? Linç ederler. Sakın gelme Ahmet. Feride kapatıyorum. Ve kusura bakma, yüzüne kapatıyorum. Ahmet sakın. Hadi, hadi, hadi. Mantıklı düşün oğlum biraz. O hastaneden bizi sağ çıkartmazlar. Seni kesin öldürürler. Kesin linç ederler. Her şeyin bir çaresi vardır Murat. Her şey. Lan işimiz düştü yine Salih abiye ya. Biraz. Hadi hadi. Salih abi. Abi şu Cavit'in numarayı ver bakayım. İşim düştü. Ben sizin duruşmaları sevmiyorum. Bürodakiler de beni. Sürekli 3-5 nöbet kilitleyen yazıcı gibi sizin davaları hep bana kilitliyorlar. Hakim Bey, ben bu boşanmayı desteklemiyorum. Desteklemiyorum ne beyefendi? Adam evliliğe sponsor gibi yaklaşıyor. Vay anasını. Kızım bu vay anası bölümünü yazma. Ben boşanmak istiyorum efendim. Birisiyle görüşüyorum şu anda. Yalan söylüyor, yalan. Öyle bir şey yok efendim. Öyle bir şey olsa bizim sülale dakikasında yetiştirirdi bana. Ama sizin evliliğiniz çatırdamış evladım. Çocuğu düşünün, çocuğu. Efendim çocuk meselesini daha önce konuştuk ya. Ayrıca da öyle bir şey yok. Bildiğin bilmem kaç D sineması taktiği uyguluyor. O ne be?
Efendim hani şu üstünde 3D yazan küçük sinema salonlarını bilirsiniz. 10 dakikalık filmler gösterirler. Birisi bunu açar, parayı vurur. E bunu gören başka birisi başka bir salon açar, adını 4D yapar. E başka birisi açar, 5D yapar. Ben İstanbul'da en çok 14D yazanı bile gördüm efendim. Ne anlatıyorsun sen evladım? Yani ben elimi yükselttikçe, Sabiha'yı kaybetmemek için çaba sarf ettikçe o da elini yükseltiyor. Bildiğiniz yalan söylüyor efendim. Doğru mu kızım? Sen boşanmak için yalan mı söyledin? Mahkemede yalan söylemek suçtur. Ya tamam görüşmüyorum ama yani Hakkı'dan sonra erkeklere karşı bir soğuma oldu bende. İlgimi erkeklere karşı kaybettim. Kadınlar daha çok ilgimi çekiyor. Ne? İtiraz ediyorum efendim. Yine eli yükseltiyor. Bu şaka Seinfeld'de yapıldı. Yalan var, yalan. Yalan mı söyledin kız? Ya tamam yalan söylüyorum ama boşanmak istiyorum yine de. Yaz kızım. Kızım sen de tam tahıllı 2 kilo un, yarım kilo iç ceviz. Bu ne lan? Poğaça tarifi efendim. Dün bir arkadaştan almıştım, temize geçiyorum. Ben ne yapacağım sizinle? Ah midem. Yazma kız, öldürürüm seni. Çakma Emine bir de. Tamam efendim. Duruşmayı erteliyorum. Kafanıza göre bir tarih belirleyin. Çocuk yapın, çocuk. Efendim, çok geçmiş olsun. Böyle midenizi ovcalayın, ısıtın, geçer. Geçmiş olsun efendim, geçmiş olsun. Boşanacağım senden Hakkı. Ölsem de boşanacağım. Terbiyesiz. Yaz kızım, yaz. Bak, şu tarihi yaz. Yok yok, özel gösterim var, onu yazma. E bu da olmaz. E gala var, önemli seyirciler gelecek. Arkadaşlarla buluş. Sen şu tarihi yaz, bu tarih iyidir. Hadi canım. Tekin, gelir misin 2 dakika? Tabii ki Hakan Bey. Tekin, sen üniversiteyi dereceyle bitirmiştin değil mi? Yok efendim, ben birincilikle bitirdim. Benden sonraki arkadaşlar dereceyle bitirdiler. Anasını satayım, okulu birincilikle bitiriyorsun da nasıl oluyor hala doğru düzgün faiz sabzusu çıkaramıyorsun? Tekin! Hadi. Hadi, 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 hadi. Cevap versene. Ben bu işlerin adamı mıyım lan desene. Al o tabloyu da. Başınıza çal desene. Ne olmuş efendim? Bir hata mı olmuş efendim? Hata 5 sene önce seni işe alırken olmuş. Bu kadar basit bir hatayı nasıl yaparsın Tekin? Dün gönderdiğin tablolarda hata var. Biz de genel merkeze hatalı veriler gönderdik. Paşam, ben gözlüksüz Clark Kent'im desene. Süpermen halim setlerde dolaşıyor her gün desene. Ama bu kurumsal yaşam benim kriptonitim. Her gün buraya sabah 8, akşam 5'te gelmek. Bu banka, bu beyaz yaka, bu takım elbise. Sizden tiksiniyorum be. Desene. Çok çok özür dilerim efendim. Bir daha tekrarlamayacak. Zehra bir daha benimle görüşmeyecek. Tablonun amına koyayım sana bir şey olmasın. Desene. İyi. Çıkabilirsin. Peki efendim. Bir şey mi diyeceksin? Yok efendim. Kolay gelsin. Uzak dur bak. Oğlum, oğlum bak. Uzak dur lan benden, uzak dur. Tekin kardeş. Hı. Bak buraya adam gibi konuşmaya geldim seninle. Ne? Hocam, ne konuşacakmış hocam? Ne? Hadi konuş, söyle ne? Konuş lan, konuş. Ya bir dur. Bak kötü bir niyetim yok benim. Ömrümü ısırdın lan sen benim. Al ömrümü ısırdı hoca. Ömrümü ısırdı benim. Lan tamam, tamam. Öyle kart görmemeye çalışan topçular gibi poz yapma bana. Bir dur. Hocam ya, hocam ya. Kesin kamera yerleştirdin değil mi lan etrafa? Ha? Kesin kamera var bir yerlerde. Kardeşim, buraya bir soru sormaya geldim ben sana. Ne var lan sor, sor. Sen Zehra'yı seviyor musun? Yani... Sevmek demeyelim de. Ya tamam, değer veriyor musun Zehra'ya? Seviyorum ulan, seviyorum ulan. Tamam ulan.
O zaman bana bir söz ver lan. Bundan sonra Zehra'yı mutlu edeceksin, tamam mı? Yalnızım lan. Ve? Ve ne? Ve ne? Söz ver lan. Söz veriyorum ulan. O kızı hiç üzmeyeceğim. Ömrüm boyunca hiç üzmeyeceğim. Tamam ulan, o zaman ver lan elini. Al ulan. Al hemen. Elimi. Elimi hocam. Hocam. Oğlum ne yapıyorsun ya? Kesin buralarda bir yerde değil mi lan Zehra? Yer miyim oğlum ben bu numaraları? Ya şu mücadeleyi kaybettiğime inanamıyorum ya. Tamam lan hadi neyse. Hadi ben gerisini hallederim. Pis ki. Hayatın olmuş işler güçler. Of! Hakkı, nasıl oluyor da oluyor? Bu para suyunu çekiyor oğlum la. Vallahi ben de anlamadım Şenol. Bu sinema bayağı pahalı bir uğraşmış. Acaba diyorum heykel işine mi girsek? Mermerin kilosu kaç lira olmuştu? La bırak şimdi mermeri falan ya. Sen benden habersiz paraları cukkalamıyorsun değil mi la? Karıya kıza yedirmiyorsun değil mi oğlum o paraları? Ya ben karıya kıza o kadar para yedirir miyim Şenol? Bir kere prensip olarak yedirmem. Hele bir de DVD'nin günlük kirası 2,5 lirayken. Oğlum yedirdiysen bir şey demem. Demiyorum, ağzını burnunu kırarım. Bundan sonraki hayatımızda daha dürüst ve birbirimize duyarlı oluruz. Haberin olsun Hakkı. Hiç mi para kalmadı canım? Hiç. Hiç. Zaten Münir huzur evinin parasını veriyor. Fakat bizim figüranlara verecek 5 kuruş paramız yok. Biliyorsun canını alıyorlar. E tabii. Ekipmanıydı, şu suydu, bu suydu derken... Ekipman iyi olsun dedik, verdik bütün parayı ama para suyunu çekti ya. Şu işleri halledene kadar acaba birkaç gün ara mı versek, ne yapsak Hakkı'la? Tamam. Ama bizim gebeşlere sakın haber verme. Dakikasında satarlar. İtine kırıkları. Doğru söylüyorsun ya. O zaman şey deriz, dekoru beğenmedik, revizyona gidiyoruz, birkaç gün repo deriz, hatta sevinirler la. Aman gözünü seveyim Şenol. Benden habersiz kimseden borç alma. Tövbe, bitti. Zaten taş taşlar gidik. Verecek bir şeyimiz daha kaldı. O kadar da değil. Tamam, sinemayı seviyoruz ama o kadar da değil. Kıymetliyim. Ben hemen tayfaya haber vereyim bari. Hangisinden başlayayım? Sadi, Celil, Cengiz. Onu ara, herkese haber verir zaten. He, müptezel. Abi bu prematüre ergen bu işleri nasıl hallediyor çözemiyorum, çözmek de istemiyorum ama Salih abi sen niye dahil oldun bu işe ya? Oğlum bu sektör altın çağını yaşıyor. Bir 70 bir 75 arası bir de şimdi. Çok para var. Akıyor Ahmet'im akıyor. Hayvanlık. Saatinde bakın su getir bana. Emredersiniz onu. Onur Bey dedi ya la. Yalnız adamlar bir kavurma yapıyorlar. Yeme de yanında yat yemin ediyorum. Çok güzel ya. Sen bana hareket mi çekiyorsun Cavit? Yok abicim ya, ben bu leziz hareketini unuttum da salladım ama sana mı değdi? Şunu mu arıyorsun? Hah, o abicim ya, teşekkür ediyorum. Ulan elleri hasret, ben akıllı ya. Yalnız gerçekten çok güzel kavurma yapıyorlar. Bak bir gün gelin size de yapsınlar. Burada kalıyor, burada. Bal, bal yemin. Sen ne dedin lan? Ne dedim abicim? Ne dedin, ne dedin? Bal dedim. Ulan o kelimeyi bir daha kullanma, iki gözünü oyarım senin. Ben cümle içinde kullanma o kelimeyi. Dinledim seni. Buyurun Onur Bey. Oh, Berdal. Ahmet abi, ben ve kimimle geliyor senden? O ne lan? Ne işin var orada? Abi orada hasta çıkıyor, yardım lazım olur. Seni yazmıyorum, biz yardım olmuş olduk Onur. Onur, ne dediğini anlamadım ama Allah razı olsun. Lan Murat, sen niye makyaj yaptırdın? La niye olacak oğlum ya? Bununla beni sürekli karıştırıyorlar. Orada boş yere dayak yemeyeyim diye. Bir de beni siz niye uyarmıyorsunuz oğlum ya? Ben niye böyle konuşuyorum ya? Arabistanlı Nevruz, o kafandaki ne lan? Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorum ki abi ya? Oğlum devam etsene makyaj. Makyaj bitti abiciğim. Fide o zaman oğlum. Bitti abi. Bitti yani. Hadi tamam. Kazamız mübarek olsun. Dur. Efendim Şenol Bey. Evet. Yok efendim ne? Olur mu? Niye makyaj yaptıralım durduk yere? Yok efendim kostüm falan da şey yapmıyoruz. Tamam. Oldu Şenol Bey. Oldu. Görüşürüz.
fitnenin içine doğdu demek ki. Hadi hadi. Ya Münir Bey çıkar mısınız ya? Ya Ferideciğim ya, duyar duymaz geldim. Ya ben de onu anlamıyorum işte. Siz nasıl duyuyorsunuz bunları hemen? Korkmaya başladım ama artık. Ya Münir Bey bırakır mısınız kilotlarımı? Ama bunlar böyle kırışır Feride. Maşallah tayyare gibi olmuş. Bana bak, sen kilo mu aldın? Ya ne münasebet? Bak, bu Ahmet Kural denilen yıldız görünümlü tornavida var ya, onun yüzünden oluyor bütün bunlar. Bak ne hale geldim, gördün mü? Ahmet'in ne suçu var ki, bilmiyordu. Ahmet'in ne suçu var, Ahmet bilmiyordu. Ahmet bilse böyle bir şey yapar mıydı? Ama Ahmet Kural garantisi diye bas bas bağırmayı biliyor. Bana bak, sen Dante sevmiyor musun sen Feride? Dümdüz bunlar. Ya katlıyoruz bunları. Hayatı dolmuş işler güçler. Zehra ne haber ya? İyidir Vedo, otursana. Ne yapıyorsun? İyi işte, işler güçler. Ha, iyiymiş. Ne yaptınız ya? Tekin'le düzelttiniz mi arayı? Ay bırak o aygırı ya. Sana yaptıklarından sonra hayvan. Öyle deme Zehra. İyi çocuk aslında. Ay saçmalama, savunma şunu bana ya. Yani savunmak değil de... belki orada Tekin'in de pek bir suçu yoktur be Zehra. Nasıl suçu yok oğlum? Adam patates gibi çapalamış seni, hala suçlu değildir diyorsun oğlum. Yani belki ben kendimi bilerek dövdürtmüşümdür Zehra. Niye, sen manyak mısın? Ya değilim de. Belki de öyleyim ha. Ama manyaksam da o günle alakası yok Zehra. Yani şey, belki ben seni seviyorsam. Ne diyorsun lan? Ya işte 40 yılın başı bir kafamın çalışacağı tuttuysa eğer, Tekin beni döverse Zehra kesin buna yol verir diye hesap etmeyi başarmışımdır belki. Sen? İşte şaşırtıcı ama belki Tekin'i tahrik edip zorla dövdürtmüşümdür kendimi. Beni? Seviyorum diye. E Tekin'in bir suçu yok o zaman. Yok. Sağ ol Vedo ya. Ha, bu arada beni sevme hacın yok, biz seninle olmayız. Ne haber Vedat? Sade abi. Sade yapma lan, çocuklar yeni çıktı hayattan. Sen karışma Zehra. Vedo, bu arada ben şimdi Tekin'i aramaya gidiyorum. Her şey için sağ ol Pampik. Hadi. Ah be Vedo. Bir Tekin gider, başkası gelir. Başkası gider, öteki gelir. Ama bana kalırsa sen benim hayatımda hep kalacaksın lan. Ama bu Sadi de hep aynı yere vuruyor lan. Babam da böyledir. Marmaris'te bir yazlık bellediydi. Her yaz aynı yere gittik oğlum. Babasının oğlu işte. Böyle içmek de çok zevkliymiş ya. Benim için çok ilginç bir itiraf olacak bu ama bence sen benim en kral, en iyi arkadaşımsın Vedo. Hadi gel o zaman. Gel kanka, gel. Anam. Vedo, şş, lan. Hastaneye falan mı gitsek acaba? Normal bir ses değil de o çünkü. Oğlum geçen gün benim bilgisayarımdan aynı ses çıktı. Koştum servise götürdüm. Hey, sen bir şey yok diyorsan hacı. Hadi o zaman. Hadi. Yazık lan. Gel bakalım. Al bakalım. Hadi. Bir tane daha. Bir tane daha. Hadi. Aslanım benim be. Ha, bir tane daha mı? Vay be. Koça bak.
Aha, vallahi yediler ha. Hakikat yediler ya la. Allah Allah. Saat nerede oğlum ya? Kaçta gözünüz kayboldu hemen? Küçük bir işim vardı, onu hallettim ya. Neredesin oğlum sen? Lan oğlum, bu Ferit'in adı neredeydi lan? Ha? 103 numara mıydı? Onu. Oğlum o kadar kalabalık gidilmez. Sen ihtiyar bebeğe kapının dışında tut. Hadi. Olur abi, memnun olun. Olur abi. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Hadi hadi, acele edelim şuradan. Açılın aslan! Fıtı fıtı fıtı. Münir Bey, ben kendim yerim ya. Ferideciğim, ben de kendim yerim. Ne hava atıyorsun? Ama bak, sana yediriyorum. Aç ağzını. Aç, 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 aç. Ulan Feride ağzının kenarına kene yapışmış. Bırak da koparayım ulan. Ahmet. La Ahmet, dur bir, ne yapıyorsun ya? Ahmet, hastane bura, ne yapıyorsun? Lan arkadaş, sen nasıl bir adam çıktın ya? Ergenlik sivilcesi gibi en olmadık yerde çıkıyorsun, sıkıyorsun, sıkıyorsun. Yine çıkıyorsun. Ben insanlık vazifemi yapıyorum, kefal sürüsü. Sizin içiniz fesat. Lan sana insan diyenin, sen var ya H1N1 virüsü gibisin. Hıv virüsü gibisin, pezevenk. Ahmet, bana bak Ahmet. Sana belediye baksın lan, anan baban yok mu? Ben niye bakıyorum? Piş misin sen lan? AKM virüsü. Sayın Bey, alayım seni. Lan oğlum tamam, Mumcuk Bey, gerekirse biz dalarız. Ahmet, ne olur hadise çıkarma. Bak zaten kötüyüm. Ferideciğim, bu ayrı bir konu. Allah benim belamı versin. O ayrı bir konu. Ferideciğim, farkındasın değil mi? Kusura bakma ama şu anda bir seçim yapmak zorundasın. Ya Ahmet ya ben. Seç artık, seç birini. Birimizi seç ya. Abi Allah aşkına, sen nasıl bir manyak çıktın ya? Münir, lütfen çıkar mısın? Al işte, duydunuz. Bana çıkma teklif etti. Hepiniz duydunuz. Sen duydun, sen duydun, sen duydun, sen duydun. Bana çıkma teklif etti Feride. Tamam, bir bırak. Ya lan! Bir bırakın ya. Allah Allah. Kaç yaşında adamım oğlum ben? Tutuyorsun. Çocuk muyum ben? Senin ben AKM gibi AMK. Aman lan. Lan lan lan! Lan lan lan! Yaşın yok lan! Elinde kaşık var! Elinde kaşık var! Elinde kaşık var! Elinde kaşık var! Devamlıyor lan! Lan! Ahmet Kural lan bu! Yok kardeşim. İşim var. Jüri de Kural ben. Vallahi de billahi de o! Allah'ım sana binlerce şükürler olsun. Hah, alın çocuklar, alın. Alın, paket yaptım size. Alın bunu, alın, alın çocuklar. Lan Mumcuk, sen dedeleri gönder, bize zaman kazandırsınlar. Allah'ım, yaptırsın mı? Bu ne oğlum, zombi filmi gibi. Bunlar yemesinler bizi. Ahmetciğim, biliyorsun döner meyhanı benim için çok özel kardeşim. O yüzden kusura bakma, kalırdım ama. Efendim, pardon, çok güzel. Bende fitik var, fitik var. Geç, 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 geç. Koş, 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 koş. Hadi çabuk çalıştır arabayı, ben kapıyı tutuyorum. Bas. Hadi lan çabuk, dayanamıyorum hadi. Ne oldu, senin kocak laf dinlemiyor. Ciddi ilginizden öleceğiz lan. Tarz diyorum lan. Abiler, MacGyver'ı kes sen ya. Sakızla da imtirdi ya lan. Çak. Aferin lan. Kardeşim, biz yokuş aşağı indiğimiz için mi böyle araba hızlandı? Yok. Fren tutmuyor. Nasıl lan? Ne diyorsun Ahmet sen? Fren hiç işlemiyor lan. Lan Mumcuk Bey, daha nereye kadar koşacağız? Dalağım şişti, dalağım. Abi kaç kişide görmedin mi? Kardeşim, Ahmet! Ahmet, bir şey yap Ahmet. Fren tutmuyor oğlum. El fileni çek. Sen çek, sadece çek, çek, çek. Çek, çek.
yarrağı yedik. Aha yarrağı yedik ne lan? Bu nasıl bir cümle hayvan? Anam seni belanı versin. Abi sen kulağını dinle. Arkadaşım Haka. Haka Haka açacağım şimdi senin ağzını. O en son öğretilerin ne oldu kullanıldı lan? Manyak herif. O ne demek lan? Ya yedik ne ne? Adamlar ne çıktı? Kendi işlerine çıktı, kulağına soktu. Aslında götüne soktuğunu sanıyordu o esnada. İlk defa çirkinliğin bir altı aradı bamcuk. Benim pantolonlarım niye yok ya? Yalnız resmen dedi dayağı yedik ya. Bastonla dövdüler ya. Tamam canım kabul ediyorsun. Son duasını beklerken beğendiğince biraz gerginlik oldu. Arkadaş ben bile ellerimi açtım, son duamı yaptım. Sen nasıl bir insansın lan böyle? Yalnız o değil de çok pis dövdüler ha. Artık nasıl dayak yediysek balzediler bile tanımadı bizi. Elimizi kolumuzu sallaya sallaya girdik. Ya acaba çok mu tipimiz kaydı ya ha? Sonuçta ben yüzüyle para kazanan adamım. Biz götümüzle kazanıyoruz değil mi Sade? Pert olduk amına koyayım. Sen neyin hesabını yapıyorsun Allah aşkına sen? Dedeciğim sana da zahmet verdik. Kurban oldu. Vallahi Ahmet, ben artık sana hayranlık duyuyorum. Değil mi? İki saat önce ben zehirlenmiş yatarken ziyaretime geliyorsun. İki saat sonra kendimi sana refakat ederken buluyorum. Nasıl başarıyorsun anlamıyorum. Ha ilk başlarda biraz şaşırıyordum ama artık hayranlık duyuyorum. Yani. Allah belanı sen tırnatık bulamış Ahmet abi. Ne diyorsun lan? Allah belanı versin Ahmet Kur'an. Trend topik olmuşum Feride. Tebrikler Ahmet, bravo. İhtiyar trend topik olmuş. Götüye gül ayak. Al Sadi. Açmayın lan dedeler. Dedi. Pardon ya, pamuk var mıdır acaba? Tıkamak için. Ahmet Kural? Eyvah, bunun fotoğrafı hafızası iyi çıktı. Canım o ben değilim ya, bir hata olması lazım. Ahmet Kural burada. Kardeşim, o bakışlarda, o gözlerde ben onu hissettim biliyor musun? Sende fotoğrafik hafıza var. Allah belanı versin. Bak yemin ediyorum bizim ekibe böyle bir insan lazım. Bana kavradı eski. Aynı Mehmet Turgut'tan. Kardeşim bir sene ekip var abi, gel. Ya Ahmet Kural burada. Yemedi. Yürüyün. Yemedi ya. Ulan camdan bandan bahsasak lan. Sen de okursun lan. Yardımcı olmayı. Üçüncü kattayız öğretmenim. Ahmet Kural değil o hakkı demektir. Pah 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 pah. Ne kadar da battı bir o kadar fa-